Merhaba, yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Daha önceki videomuzda CV ve özgeçmiş konusunda neler yapabilirsiniz? Bu konuda nasıl CV'nizi ön plana çıkarabilirsiniz? Bunlarla ilgili konuşmuştuk. Bugün de sizlerle beraber mülakat teknikleri, mülakattan önce neler yapmalıyım, mülakat günü ne yapmalıyım veya mülakattan sonra işi nasıl takip etmeliyim, bunlar üzerine konuşacağız. Geçen videomuzda söylemiştim, çok profesyonel videolar çekmiyoruz. Pek bir şey değişmedi. Aynı oda, aynı konuşma tarzı, aynı sarı dişler. Aynı sarı dişler konusunda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir videoda şop olayı varsa ve arkadaşlar bize ulaşırsa bu konuda düzeltme ile ilgili, bu konuyla ilgili bir şeyler yapacağız. Konumuza gelirsek, CV hazırladınız, bir işe başvurdunuz ve CV'niz kabul edildi, mülakata çağrıldınız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mülakata çağrıldıysanız çok başarılı bir süreç geçirmişsiniz. Yani CV'niz olumlu görülmüş ve kendinize güvenerek mülakata gidebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Mülakattan önce stres yaşamanız çok normal. Stres konusunda kendinizi çok da zorlamayın. Mülakatta stres olacaktır. Bunu biraz kabul edilebilir bir düzeyde olmasını sağlayacak bazı şeyler yapabilirsiniz. Mülakattan önceki gün kendinizi biraz rahatlatabilirsiniz. Kafanızı rahatlatabilirsiniz. İş başvurunuzla ilgili pek bir şey düşünmeyerek, hani biraz da ÖSS sınavına giriyor modunda bir gün öncesi geçirebilirsiniz. Yani stres yaşamanız normal. Bu konuda kişisel gelişim teknikleri de uygulayabilirsiniz. Peki stresi azaltmak için neler yapılabilir? Yani bunu hakkında konuşalım biraz. Mülakat gününden önce arkadaşlar öncelikle gideceğiniz şirketi bir analiz edin. Yani birçok insan gideceği şirketi araştırmadan, hangi pozisyonda çalışacağını bile bilmeden giden arkadaşlar var. Buna şahit olduk. Yani ne olursa çalışırım modunda gidiyorlar. Böyle bir şey yapmayın. Şirketin en azından bir web sitesine girin. Web sitesinden bakın hangi işleri yapıyorlar, hangi projeleri yapıyorlar. Bu konuda çalışmalar yapın. Yani biraz bilerek ve farkında olarak gidin. İkinci konu, kendinizi işle eşleştirin. Yani iş tanımında bir sonuçta klasik, işte kendine güvenen, şu özelliklerde olan, şu üniversiteden mezun. Bunun hangilerini çok iyi sağlıyorsunuz veya hangi konularda zayıfsınız? Biraz kendinize SWOT analizi yapın mülakattan önce. Yani dezavantajlı yanlarınızı, avantajlı yanlarınızı mutlaka çıkarın. Üçüncüsü, araştırın. Yani konunuz şirketten ziyade biraz da işin tanımıyla ilgili bir araştırma yapın. Bununla ilgili mesela bir proje yönetimiyle ilgili işe başvuruyorsanız, Türkiye'de proje yönetimiyle ilgili neler yapılıyor, o ilde neler yapılıyor gibi araştırmalar yapın. Bir gün öncesinden bir pratik yapabilirsiniz. Evde biraz kendinize soru cevap şeklinde ne sorular gelebilir? Birazdan zaten sorular üzerinde de duracağız. Ne sorular gelebilir? Klasiktir mülakatta genelde sorulan sorular. Hani bir Google mülakatında sorulan ilginç sorular Türkiye'de gelmiyor. Klasik olduğu için biraz kendinizi hazırlayın. Yani çok sürpriz soru geleceğini düşünmüyorum. Mülakat günü erken kalkın arkadaşlar. Yani 11'de bir görüşmeye gidiyorsanız 8'de kalkın, hazırlanın, kendinize gelin, bir kahvaltı yapın. Yani nefes nefese iş görüşmesine gelen arkadaşlar oluyor. Bu en başta 1-0 yenik duruma düşmenizi sağlıyor açıkçası. Kıyafetiniz konusunda yani biraz resmi giyinin. Yani biraz işin niteliğine de bağlı. Yani bir tasarım işine gidiyorsanız biraz daha serbest giyinebilirsiniz. Veya bir basın yayınla ilgili, bir yazılımla ilgili bir işe gidiyorsanız biraz daha serbest giyinebilirsiniz. Ama biraz da kendinize çeki düzen verin. Resmi bir kuruma veya büyük bir holdinge gidiyorsanız mutlaka takım elbise veya kadınlar için resmi bir kıyafet mutlaka olması gerekiyor. Çok da salaş gitmeyin, çok da abartmayın. Yani kafanıza 1 kilo jöle sürüp veya çok değişik bir kıyafet giyip çok ilgi çekici de olmayın. Yani çok göze batan bir tip de olmayın. Yani makul ölçüde bir kıyafet giyin. Rahat bir kıyafet giyin. Kendinizi rahat hissedin. Daha sonrasında yani mülakatta biraz daha kendiniz gibi olun. Yani çok başkası gibi olmayın. Bu çok çakılıyor mülakat esnasında. Bizim yaptığımız mülakatlarda yani belli, bu ben değilim. Hani yüzünden okunuyor. Yani biraz daha rahat olun. Gözleriniz çok önemli mülakatta. El hareketleriniz çok önemli. Bunlara biraz çalışın. En önemlisi de o gün için, yani mülakat günü için yemek ve kafein olayına dikkat edin. Yani heyecan kasınız yükseldikçe
Kafein bunu daha da tetikleyecektir veya ağır bir yemek yediyseniz bu daha da tetikleyecektir. Mideniz, başınız derken mülakat çok kötü bir yöne doğru gidebilir. Mülakatta her şeye hazırlıklı olun. Her soruya hazırlıklı olun. Hiç beklemediğiniz bir sınav yapabilirler. Mesela benim daha önce katıldığım bir mülakatta iş başvurusu için ben katıldım mülakata. Karşı taraf bir anda Excel sınavı yapmıştı. Ve bunu da online yapmıştı. Hani Excel bilgim çok üst düzey deyip orada bir tablo yapamıyorsanız bu kötü bir durum olacaktır açıkçası. Veya let's continue in English dendiğinde yüzünüzde bir anda şimşekler çakıyorsa bu da bir kötü durum. Yani CV'de daha önce söylemiştim. Çok da yalan söylemeyin. Yani mülakatta ortaya çıkıyor. Hiç kimse sizi CV'nizde işe almıyor. CV'nizdeki özelliklere dayanarak sizi bir görüşmeye çağırıyorlar. O yüzden let's continue in English dendiğinde çok da heyecan yapmayın. Çok zor sorular gelmeyecektir. Tabii kurumsal bir firmada onunla ilgili sorular gelecektir. Biraz hani o şirketi araştırırken de İngilizce araştırın. Peki iş mülakatında en çok gelen sorular neler? Biraz bakalım. İlk başta kendinizden kısaca bahseder misiniz gibi klasik bir soru gelebilir. Yani çok ayrıntıya girmeyin burada. Kendinizden kısaca bahsedin. Şu okuldan mezunum. Şu işlerde bulundum ama çok tek tek cümlelerle çok ayrıntıya girmeyin. Yani bir anda coşmayın mülakatın başında hani ben süperim, çok çalışkanım, sizin işinize yarayacak adamım gibi bir duruma gelmeyin. Kendinizden biraz tarafsız bir şekilde bahsedin. Sizi motive eden şeyler nelerdir? Burada biraz daha kendinizin kariyer hedefleriyle ilgili yine kısa ve net cümlelerle çok lafı dolandırmadan bir sunum yapmanız istenecektir. Burada kesinlikle hani bir para olayına pek girmeyin. Hani para beni motive eder veya prim beni motive eder gibisinden. Yani durun daha bismillah işe alınmadınız. Para en son konu. Bir de en klasik sorulardan biri neden sizi işe almalıyız? Neden almalılar? Yani burada da pek coşmayın arkadaşlar. İşte şöyle süperim, böyle süperim. Şöyle veya şununla da karşılaştık. Yani neden sizi işe almalıyız? Sizin şirkete çok yakın oturuyorum. Çok erken gelebilirim tarzında bir cevapla hani orada şey artık hani boka battık gibisinden cevap bulamadım gibisinden böyle bir şeyle de karşılaştık. Yani şirketinizde en uygun ben olacağımı düşünüyorum şu pozisyon için. Şu nedenlerle gibi sade açıklamalarda bulunun. Sizin sinirinizi bozmak isteyecektir karşı taraf. Yani Türkiye'deki İK yani insan kaynakları yani ben şöyle söyleyeyim çok da profesyonel değil. İK'cılar bu videoyu izliyorsa biraz kopyalarla gidiyorlar. Yani çok klasik gidiyorlar. Sizin sinirinizi bozmak istiyorlar. Niye sinirimi bozuyorsun derseniz işte bu taktik derler. Şöyle böyle. Ama çok da tuzağa gelmeyin arkadaşlar. Çok sinirlenmeyin bu konuda. Biraz gururunuzu incitecek bir şeyler söyleyebilirler bazı mülakatlarda. Yani 4 aşamalı mülakatlar oluyor. Bu konuda da mesela biraz daha sabırlı olun. Tabii yani çok da üstünüze gelirlerse sinmeyin. Yani bu da bir belki sınav olabilir orada. Yani biraz doğal gidin. Hani çok da böyle strateji taktik yapayım derken iyice de gidebiliyorsunuz geriye. Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Burada en güzel cevaplardan biri kurumsal bir firma olduğunuz için, şöyle olduğunuz için, böyle olduğunuz için çok da fazla abartmadan dediğim gibi biraz daha o firmayı tanıdığınızı ifade eden. Yani burada firmamızı ne kadar tanıyorsunuz aslında soru. Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Firmamızı ne kadar tanıyorsunuz? Neden sizi almalıyızın? Biraz ters sorusu. Güçlü yönleriniz nedir? Zayıf yönleriniz nedir? Güçlü yönleriniz nedir derken herkes şakıyor arkadaşlar. Şöyle profesyonelim, ekip çalışmasına yatkınım, şu kadar deneyim var gibi. İşte zayıf yönleriniz nedir sorusuna da yani şöyle cevaplar alabiliyoruz. Çok duygusalım gibi veya çok iyi niyetliyim gibi. Arkadaşlar hiç kimse çok iyi niyetli olmuyor iş hayatına girince. Yani çok da sallamasyon bir şekilde gitmeyin. Biraz daha objektif olun kendinize. Hani zayıf yönlerinizle ilgili biraz daha kendinize acımasız olun. Bu karşı tarafın hoşuna gidecektir. Yani örnek vermek gerekirse ben çok disiplinli bir insan değilim. Hani bunu bugün bir iş mülakatına girsem biraz söylerim. Hani 10 numara olur futbol takımlarında disiplinsizdir hani. Biraz kendim öyleyim. Hani çalışkanım ama keyfim gelince çok verimli çalışıyorum. Bunu söylemekten çekinmem. Belki o hoşuna gidecek. Yani bazı şirketler proje odaklı gidiyor. Dediğim gibi hani biraz daha tarafsız bakın kendinize. Sizi takım oyuncusu yapan özellikler nelerdir? Yani ekibimizde ne kadar uyumlu çalışırsınız? Ekibimizde ne kadar çıban başı olursunuz veya ne kadar uyumlu olursunuz? Bu soru da gelecektir. Ekip lideri gibi davranmayın arkadaşlar burada. Siz işe alındığınızda büyük ihtimal ekip lideriniz olacak. Onunla uyumlu gideceğinizi hani
sınırları çok iyi çizileceğini gibi şeyler söyleyerek bu soruyu da atlatabilirsiniz. En önemli sorulardan biri, maaş beklentiniz nedir? Bu soruya şöyle cevap vermeyin arkadaşlar. Yani daha önceki çalıştığım iş yerinde şu kadar maaş alıyordum, burada da şu kadar maaş almayı istiyorum gibi bir şey söylemeyin. Türkiye'de mühendissiniz mesela. Mühendislerin ortalama maaşı şu kadar, şu kadar deneyim olan insanların maaşı bu kadar, şu kadar aralıkta bir maaş düşünüyorum. Burada mutlaka aralık söyleyin. Biraz esnek tutun. Çok da dibe çökmeyin yani. Hani asgari ücretten 4000 lira gibi bir aralık değil de hani mesela 4000, 5000 arası gibi bir maaş istiyorum gibi bir esneklik sağlayın. Burada şu soru da gelebilir. Hani eski şirketinizden neden ayrılıyorsunuz? Sakın ama sakın eski şirketinizi kötülemeyin arkadaşlar. Bu çok olumsuz bir durum olur. Hani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. İşte beni ezdiler, mobbing uyguladılar. Boş verin artık arkadaşlar. Anlaşmalı boşandık tarzında bir açıklama yapın. Bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Sorusu da mutlaka gelecektir. Mutlaka bir şey sorun arkadaşlar. Yani burada hayır sorum yok gibisinden bir şey söylemeyin. Hani saçmalamayın da yani şöyle bir şey de geldi bize. Hani hemşire var mı, benim hastalığım var burada gibisinden, doktor var mı? Hani şirketle ilgili bir şeyler sorun, projelerle ilgili bir şeyler sorun veya kariyer olanakları ile ilgili bir şeyler sorun. Yani burada mesela kaç senede bir terfi alınıyor, terfi şartları nedir gibi bir şeyler sorarsanız istekli olduğunuz belli olur. Eğer mülakattan önce çok heyecanlanırsanız bizimle iletişim kurabilirsiniz. Sizi en iyi şekilde mülakata hazırlayabiliriz. Tabii bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım en güzel işlerde, istediğiniz işlerde çalışırsınız. Kendinize çok iyi bakın.